Merhaba sevgili Frekans Atom izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem sağ hem de sol elinizi kullanarak kontrol edebileceğiniz Razer'ın Taipan modelli oyuncu faresini inceleyeceğiz. ...8200 DPI 4G çift sensör sistemiyle karşımıza çıkan fare, hem lazer hem de optik sensör ile donatılmış. Özel bir teknolojiye sahip faremiz, her türlü yüzey koşuluna uygun çalışabilmekte. Saniyede 200 inç izleme hızına sahip Taipan, 50G hızlanma ve 1 milisaniye tepkime süresiyle dikkat çekiyor. 132 gram ağırlığında olan fare, 9 adet kullanılabilir tuş ile gelmekte. Oldukça hafif ve estetik fiber 2.1 metrelik uzun bir kablo ile gelmesi de beynimizi kazandı. FPS ve MOBA türünde hızlı tepki vermek için kastığımız oyunlarda Razer Taipan size performanslı bir cevap olacaktır. Ayrıca hem sağ hem de sol elle kullanmamıza olanak sağlayan bir tasarıma sahip olması da büyük bir avantaj. Mesela ben sağ elle kullanırken aynı zamanda ek sağ tuşlara da alışmaya başladım ve atadığım komutlar çok işimi gördü. 4G lazer sensörle dikkat çeken 8200 DPI'lik faremiz çift sensör sistemine sahip. Zaten video içinde de nasıl bir sisteme ve çalışma prensibine sahip olduğunu anlatacağım. Şimdi dilerseniz tasarımıyla devam edelim. Fare tasarım olarak Razer'ın o insanı zehirleyen tutku dolu ışıltısını yansıtabiliyor. Hatta kutu bana daha çekici geldi. Siyah ve yeşil cidden affetmiyor. Özellikle ışıklar açıldığı zaman fareyi tutamıyoruz. Taipan'ı kutudan çıkan sticker ile süsleyebiliyoruz. Ürün genel olarak yumuşak ve elde rahat bir his bırakan plastik malzemeyle donatılmış. Diğer ucuz tak tuk sesler çıkartan farelerden değil. Genelde farelerin alt kısmı oldukça kalitesiz gözüküyor ve bellidir ince basit bir plastik malzeme kullanıldığı. Lakin bu farede öyle değil. Gerek ön yüzü gerek de arka yüzü üst düzey kalitede tasarlanmış. Tuşlar çok hoşuma gitti. Özellikle kenar tuşların Sion klasik havasına renk kattığını söyleyebilirim. Sağ ve sol kanattaki ek tuşlar çok tatlı bir klik sesi çıkartıyor. Genel olarak tuşlar zamanla aşınıp bozulabilecek bir havaya sahip değil. Erişim bakımından da konumları beni tatmin etti. Altını çizmek istediğim en önemli husus fare tekeri özellikle yukarı itişlerde biraz fazla ses çıkartıyor. Yine de akıcı olduğunu belirtmeliyim. Sağ ve sol tuşlarımız akranlarına nazaran daha yüksek klik sesine sahip. Tam böyle oyuna banmış gamerların seveceği türden bir ses. Faremizin ayakları metal olmasa da akış gücü yüksek büyük ayaklarla donatılmış. Razer Taipan genel olarak oldukça hafif ve her türlü tutuşa da yatkın. Razer Taipan eski bir model olmasına rağmen üst yüzeyine baktığımızda gerçekten elde iyi bir his bıraktığını söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi bakımından gerçekten üst düzey. Günümüzde birçok oyuncu ekipmanına nazaran, oyuncu faresine nazaran çat çut sesler çıkartmıyor. Özellikle alt yüzeyine vurduğunuz zaman malzeme kalitesinin akranlarına nazaran üst düzey olduğunu anlayacaksınızdır. Tasarım açısından söyleyecek pek bir sözüm yok. Zaten Razer'ın klasik havasını fazlasıyla yansıtıyor. Şimdi derseniz performansına geçelim. ARM işlemciyle desteklenmiş Taipan tepkime bakımından üst düzey. 8200 DPI 4G sensör hem gündelik kullanımlarda hem de oyunlarda beni tatmin etti. Faremiz gerek parlak gerekse de tırtıklı koyu tonlu yüzeylerde performans kaybı yaşatmadı. Özellikle video işlerken ya da çizim yaparken programlanabilir tuşlar çok işime yaradı. Çift yönlü tutuş özelliğine sahip olması eve gelen solak arkadaşlarımı da sevindirdi. Bazen sıkıntı yaşayabiliyordum, fare değiştirmek durumunda kalıyordum ve bu açıdan çok iyi oldu. Faremiz özellikle palm ve claw grip'e daha yatkın. Aynı zamanda fingertip grip şeklinde de kullanabiliyoruz. Ben fareyi genelde 1000 ile 3250 CPI değerlerinde kullanmayı uygun buldum. Birazcık da alışkanlık meselesi. CSGO oynarken Z-Axis ve sensör gücü beni tatmin etti. Düşük DPI değerleriyle keskin atışlar yapmak istiyorsanız tam size göre bir fare. Mikro ayar gerektiren oyunlarda da gerek tuşlar gerekse de fare performansı gerçek zamanlı ve hızlıydı. Fareyi birazcık da şey olarak düşünün. Dizel ve benzinli araba sistemi birleşmiş ve ortaya iyi bir performans çıkmış gibi. Bilmem anlatabildim mi? Fare her ne kadar yeni seri olmasa da Razer Snaps desteği sayesinde güncelleme alıyor. Razer Taipan'la ne yazık ki farklı renk ve ışıklandırma efektlerini seçemiyoruz ama isteğe göre kapatabiliyoruz. Fare ile 5 kademeli hassasiyet ayarı yapabiliyor, hızlandırma ve kaldırma mesafesi ayarlarına da ulaşabiliyoruz. Ek olarak statları ve sıcaklık haritasını gözlemleyerek oyunlardaki eforumuzu da görebiliyoruz.
Sonuç itibariyle şunları söylemek istiyorum. 9 adet programlanabilir tuşunun olması oldukça iyi. Hem sağ hem de sol tarafta ekstra makro tuşlarının olması çok fazla iş görüyor. Özellikle CSGO oynarken ya da Dota oynarken atadığınız makroları, atadığınız özel kombinasyonları bu şekilde icra edebiliyorsunuz. Onun dışında daha önemli bir özellik var. İki elle de kullanılabiliyor. Birçok fare kullanılamıyor biliyorsunuz. Mesela eve arkadaşınız geldi, fareyi değiştirmek yerine direkt sağdan sola taşırsınız, kullanmaya başlar. Bu açıdan da gerçekten dikkat çeken bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki inceleme videomuzda ya da herhangi bir videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın. Alter, wieso habe ich denn hier bitte bei jedem Mal wieder einstieg eine neue Waffe?